Hande Demirel, Akıllı Paraya hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem günü, haftanın ilk Akıllı Parası'nda yine yoğun bir gündemimiz var. İlk bölümde her zaman olduğu gibi Bloomberg HT Araştırma Müdürü Merve Hande Akmehmet'le birlikteyiz ve bugün stüdyoda ALB Menkul Değerler Genel Müdürü Metin Aytekin'i ağırlıyoruz. Metin Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok gündem maddesi var. Fed'le başlayalım. Çünkü bu haftaya aslında Fed'in demeyelim de Amerika'nın verilerinin bir iyimser havasıyla başladık. Çünkü cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisi oldukça düşüktü. Beklentilerin epeyce altında düşüktü ve bir kez daha bize acaba bir nefes alma fırsatı daha verir mi sorusunu sordurdu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten bu toparlanma bugün gördüğümüz devamı gelecek boyutta mı? Fed'in aldığı karar aslında tahvil alımlarının azaltılması kararı. Kısa vadeli verilerle etkilenebilecek bir karar değil. Geçen cuma gelen tarım dışı istihdam datası 193 bin gibi beklenti varken 74 bin gibi bir rakamla karşılaştık. Tabii son derece düşük bir rakam geldi. Bunun nedenleri arasında tabii soğuk kış şartlarının fazla olması gösterildi. Bunun Ocak ayında da devam edebileceği söylendi aynı şekilde piyasalarda. Diğer yandan işsizlik oranına baktığımızda ABD'de işsizlik oranlarında %6.7'ye geldiğini gördük. Burada da yine iş gücü başvurularının azalması, çeşitli sebeplerle işte kış şartları vesaire yine aynı şey söylenebilir. Bunların etkili olduğu söyleniyor. Fakat şöyle düşünmek lazım. Yani FED bir karar aldıktan sonra bu kararı devam ettirecektir. Yani bir aylık dataya bakarak işte ekonomi çok da iyi gitmiyor deyip tahvil alım programının azaltımını durdurma yönünde bir karar alacağını ben düşünmüyorum. Çünkü bu son derece önemli bir dönüm noktasıdır. Fed'in uyguladığı kararlar anlamında. Fed bu kararı aldıktan sonra bunun devamını getirecektir diye düşünüyorum. Bunun tabii hem Türkiye'ye hem gelişmekte olan ülkelere negatif etkisini görüyoruz. Göreceğiz de, önümüzdeki dönemde de göreceğiz. Dolara karşı özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kaybı yine bu süreç devam ettiği süre içerisinde yaşanabilir gibi görünüyor açıkçası. Peki aslında bundan sonraki dönemde Fed'in bu programla ilgili aksiyonunda şifreler neler? Biraz daha detaylı konuşacağız, size de soracağız ama bir müsaadenizi istiyorum. Çünkü Avrupa'ya, Londra'ya döneceğim. Nira Çayiç bizi bekliyor her zaman olduğu gibi. Hi Nira. Merhaba Nira. Hi Hande. Merhaba Hande. Well, it has been moving the markets in Europe today. Piyasalarda durum nasıl bugün? You know Hande, we've been a bit quiet on the macro. Aslında makro veri tarafında biraz sessizlik var. Yani çok büyük hareketler yaşanmıyor geçen hafta gibi. Mesela Avrupa Merkez Bankası toplantısı vardı ya da Amerika'dan gelen istihdam verisi vardı. Beklentilerin çok altındaydı veri ve aslında bundan sebep biraz akşamdan kalmalık diye adlandırabileceğimiz geçen haftadan kalma akıl karışıklığı var. Ama yine de kazançların ikinci gününde olduğunu görüyoruz Avrupa'da piyasalar. Stoxx 600 ilk haftalık kazancını yaşamıştı dün, geçen hafta. Biraz düşüş yaşandı aslında ama şu an yatay bir seyir var. Yine de olumlu tarafta artılar sürüyor. Gösterge endekste peki ne öncü? Önce olan isim bankalar. Basel komitesinden rahatlama, bankaları rahatlatacak bir karar çıktı ve bu gelen haberle banka hisseleri destek buldu kendine. Peki para birimleri nasıl? Göze çarpan bir gelişme var mı? Hemen euro ile başlayalım. Euro dolar karşısında geçen hafta artıştaydı. Bunun çoğunlukla sebebi dolardaki düşüştü. Bu da tabii veriden gelen, hayal kırıklığı yaratan veriden kaynaklanıyordu. Şu an nispeten yatay bir seyir var. Biraz negatif bir eğilim var aslında. Dolar endeksi de oldukça yatay. Yende aslında büyük hareketler görüyoruz. Yen hem euro hem dolar karşısında tırmanışta ve dolar şimdi yen karşısında 3 haftanın en düşük seviyesinde. Biliyorsunuz zayıf dolar genellikle güçlü altın fiyatları demek ama altın bugün oldukça yatay görünüyor ama yine de son bir ayın en yüksek seviyesine yakın. Nera bugün çok güzel görünüyorsun, söylemem lazım. Küpelerini çok beğendim. Bir saat sonra görüşmek üzere.
Evet, Lira da anlattı. Aslında tablo çok açık. Avrupa o hangover'ı yaşıyor Lira'nın da söylediği gibi. Bizde de tam tersi var. Pozitif olmasını yine Lira söyledi. Bankacılık kesimiyle ilgili olumlu haberler yapmış ama genel olarak gelişmiş piyasalarda aşağı yönlü bir hareketi görüyoruz. Tamamen Fed'den ötürü. Şimdi biz şifreler dedik Merve, bahsettiğiniz zaman. Bundan sonraki dönemde sen biliyorum bir ekonomist olarak verileri izliyorsun. Tek bu veri sarım dışı verisi, hele ki soğuk havalar filan da bahanesi vardı. Etkili olmayacak belki ama önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz başka veriler var değil mi? Kesinlikle. Tek bir veri işte siz izlemi söylediniz. Zaten beklentinin çok altında geldi bu veri. Benim önce izleyeceğim, yani birçok ekonomistin de zaten hep belirttiği, revize olacak mı bu veri? Ve revize olmasına artık garanti gözüyle bakılıyor. Ne kadar yukarı yönlü gelecek? Zaten tek bir tane veriyle Federal Reserve'ün tahvil alım programında geri vitese takmasını çok az bir kesim bekliyor. Ama bekleyenler de yok değil. Diğer veriler neye bakacak dersen kesinlikle konut piyasasındaki toparlanmanın ne kadar kalıcı olduğu, 30 yıllıkların yükselmesindeki ivmelenmenin çok volatil olmaması, eğer olmamaya devam ederse aynen şu anki 10 yıllıklar gibi, bu da iyimser ve hani evet algı güzel, biz biraz daha bu hızla devam edebiliriz mesajı çıkarılacak. Bütün bunların yanında ben de size şunu sormak isterim. Federal Reserve'ün bütün başkanları bu veri gelmeden önce normalinden çok daha şahince tutumlar sergilediler. Normalde yaptıkları açıklamaların her biri birer ikişer tonaj daha şahindi. Bu 2014'te bitecek bu iş gibi. Bunun piyasaya yansımasının nasıl olacağını o zaman biz niye böyle açıklamalar geliyor demiştik. Siz daha iyi bilirsiniz. FOMC'den de çıktı. FOMC'den de aynen tutanaklardan da çıkan tonaj daha sertti. Acaba bu tarım dışı ile birlikte mi bu iki şeyi okumak lazım? Piyasa oyuncusu böyle mi okuyor yoksa ayrı algı olmaya devam mı etti sizce? Yani piyasaların genel beklentisi, yani mutlaka iyimser bekleyenler de vardır ama piyasanın genel beklentisi tahvil azaltımının 2014 yılı içerisinde biteceğine dair. Bunun 2015'e sarkması ya da ertelenmesi ya da gevşetilmesi yönünde dediğiniz gibi bir takım beklentiler olabilir ama ezici çoğunluk bu işin 2014'te biteceği ve faiz artırımında 2015 yılı içerisinde gündeme geleceği şeklinde. Yani bunu Fed'in artık hani çok ufak datalara ya da geçici datalara bakarak bu kararından vazgeçmesi ya da işte bu kararından dönüş yaşaması çok söz konusu değil diye düşünüyoruz. Açıkçası biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Yani tarım dışı istihdam datası da önümüzdeki ay revize edilebilir. Yani 74 bin gibi bir rakam, çok küçük bir rakam ama geçen ay mesela bu ay içerisinde revize edildi. 274 bine revize edildi. Yine bu ayda yine revize edilebilir. Dolayısıyla FED bu anlamda çok aylık datalara bakarak hareket etmeyecektir. Amerikan ekonomisinin 2014 yılı içerisinde %3'e yakın bir büyüme gerçekleştireceğini zaten bekliyor piyasa. Diğer yandan işte 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman 3'ün üzerine bir denedi ama tekrar aşağı geldi. Şu anda 2.85 seviyelerinde. Yani orada da çok olumsuz bir tablo yok. Yani bütün tablo aslında Fed'in bu kararını devam ettireceği yönünde şekilleniyor bize göre. Peki Borsa İstanbul'da yön ne olur? Yani bugün biz bu sabah bu iyimser havayla uyandık ama hala bile bakın oldukça sınırlı bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. Yani eğer piyasalar 2014'te bu işin biteceğini fiyatladıysa bunlar kısa dönemli iyileşmeler midir? Yoksa bunu bu endeksi burada belki biraz daha yukarısında tutabilecek başka unsurlar görüyor musunuz siz? Şimdi tabii yani Fed'in bu işi biraz daha uzatabileceği, belki birazcık daha zaman alabileceği yönünde bir takım beklentiler yaratması tarım dışı istihdamı. Bunların hepsi gelişmekte olan ülkelerin borçlarına pozitif yönde yansıdı. Bunu gördük. Ben bunun çok doğru bir tavır olacağını düşünmüyorum. Yani bu geçici rahatlamalar diye dikkat almak lazım. Tabii Türkiye'ye döndüğümüz zaman eğer Fed'i bir kenara bırakırsak ya da Fed'in parasal genişlemenin azaltımı politikasının dünya ve gelişmekte olan ekonomilere etkisini bir kenara bırakırsak Türkiye'de çok farklı bir atmosfer var şu anda biliyorsunuz. Yani siyasi anlamda da bir risk var, bir gerilim söz konusu. Tabi burası biraz daha fazla fiyatların içerisinde etkili diye düşünüyoruz. Buradaki gerilimin ne kadar süreceği, sürüp sürmeyeceği, işte siyasi istikrarın devam edip etmeyeceği gibi konular esas itibariyle aslında gündemin daha büyük bir kısmını oluşturmaya başladı. Yani biraz daha 2013 işte 22 Mayıs'ından sene sonuna kadar dünya ekonomisini işte Fed'i konuşurken
bir parça da artık kendi içimize döndük gibi duruyor şu anda. Biraz daha Türkiye dinamiklerini konuşuyoruz. İşte siyasi atmosferi konuşuyoruz. Ekonomiyi konuşuyoruz. Enflasyon ne olacak? Döviz kuru ne olacak? Artık biraz daha biz bu tarafa doğru bakıyor haldeyiz açıkçası. Borsayı da o kapsamda bence ele almak daha gerçekçi olur. Tabii dolar kurundaki ya da dövizdeki yükselişin finansal piyasalar etkisi tartışılmaz. Bunu yaşadık, görüyoruz. Bunun işte hem enflasyona olan etkisi, işte kur enflasyon sarmalını tetikliyor olması, bir taraftan büyümeyi düşürücü nitelikte bir etkisi olacağını görüyoruz. Çünkü beklentilerin bozulmasına sebep olabiliyor. Büyüme biraz düşecek, enflasyon biraz yukarı gidecek. Tabii tüm bunları borsa açısından baktığımızda da yabancı yatırımcının elinde %62'si evet. Şu anda. Yani 3/2 yabancıların elinde. Dolayısıyla yabancıların Türkiye'ye bakışıdır esas belirleyici olan. Yabancıların bakışına geldiğimiz zaman da hani Türkiye için biraz daha risk iştahının azaldığını, işte bol ve ucuz para döneminin bitiyor olmasıyla birlikte seçimlerin olması Türkiye'de, keza işte ekonomik büyümenin biraz daha yavaşlıyor olması, dünya konjonktürü içerisinde işte kırılgan beşli olarak tanımlanır hale gelmesi Türkiye'nin, tabii yabancının biraz daha risk alma iştahını engelleyecektir. Peki şöyle bir sorum var size. Sizce bu politik riskin şu anda Türkiye'deki hazım süreci nedir? Yani biz illa Mart'a kadar belediye seçimlerinin, yerel seçimlerin sonuçlarını görene kadar biraz daha iknada zorlanacak mıyız? Hem içteki yatırımcıyı hem dışarıdaki yatırımcıyı daha çok. Bu hazım süreci sizce illa Mart mıdır en erken? Daha erken olabilir mi diye belki de sormak lazım. Daha erken de olabilir, daha geç de olabilir. Yani ben daha geç de olabileceğini düşünüyorum. Çünkü sonrasında hemen biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de yerel seçimler kadar önemli bana göre. Ülkedeki dengeler açısından. Tabii şeyi görmemiz lazım. Yani seçime kadarki o süreci görmemiz lazım. Evet, piyasalar yatışabilir, biraz daha pozitife dönebilir. Biraz daha risk algısı azalabilir. Yerel seçimler öncesinde bile. İşte anketlerin açıklanması, siyasi tansiyonun bir şekilde düşmesi. Yani sadece seçim sonuçları değildir belirleyici olan. Aynı zamanda ülke içerisindeki o siyasi tansiyonun da düşüyor olması piyasaları rahatlatan şeyler olur. Siyasi tansiyonun çok özür dilerim yüksek olması sizce fiyatlamalarda sağlıksız bir fiyatlama dengesine girer mi? Yani normalde shortlamayacak yatırımcı da ben bunu shortlayayım, bu riskten faydalanayım, daha çok shortlayayım ya da psikolojisine girer mi? Tabii risk algısı yükseldikçe yatırımcı buna uygun hareket edecek. Özellikle yabancı yatırımcıya bakarsanız işte riskin yükseldiği sadece siyasi anlamda değil, yani hukuki anlamda da, altyapısal anlamda da, ekonomik anlamda da riskin yükseldiği bir ülkeye yatırım yaparken iki kere düşünecek tabii ki. Bu anlamda yatırımcı davranışlarının mutlaka etkisi olacaktır sürecin. Ben aslında şunu merak ediyorum. Şimdi bugün dedik ki bu siyasi süreç, seçimler belli bir risk oluşturuyor içeride ve yatırımcı algısında, özellikle yabancı yatırımcı algısında risk primini arttıran bir unsur olarak dikkat çekiyor. Ama bütün gelişmekte olan ülkelerde, özellikle bizi kırılganların arasına madem koyuyoruz, onlarda da seçimler var hani baktığınız zaman. Orada da aynı derecede olmadığını, mesela son dönemde en azından risk fiyatlamalarında bu seçim meselelerinin, son dönemde özellikle kur tarafında yaşadığımız volatilite de gördük. Yani uzun zamandır beraber giderken ayrıştığımız bir nokta oldu. Bugünkü yine tabloda çok açık bir şekilde ortada ki kur baskısı hala Borsa İstanbul'un üzerinde de devam ediyor. Çünkü orada prim olsa da dolar TL'de yükseliş devam ediyor. Yani acaba dönüp dolaşıp kura mı bakmamız gerekiyor bu noktada? Siz kurun yönünü yine bu sürecin bu parametrelerle mi belirleyeceğini düşünüyorsunuz? Şimdi tabii 5 ülkede de, yani kırılgan 5 dediğimiz ülkelerin tamamında aslında 2014 seçimlerin olduğu bir yıl. Aslında şu son siyasi gerilim olmasaydı Türkiye seçim var diye bu derece etkilenmeyecekti. Yani yerel seçimleri çok rahat atlatıp geçebilirdik. İşte bütçe disiplinimiz yerinde, kamu borçları yeterince düşük. Yani ciddi anlamda risk yaratacak bir unsur değildi aslında. Ama tabii birazcık şimdi siyasi atmosfer, o gerginlik bizim biraz negatif ayrışmamıza sebep oluyor. Tabii döviz kuru çok önemli. Niye çok önemli? İşte yabancıların ülkeye bakışı açısından önemli. Bir gösterge olarak önemli. Diğer taraftan ülkedeki bütün ekonomik dengeyi belirleyen temel unsurlardan bir tanesi. 2013 yılı içerisine baktığımızda Türkiye'ye gelen 2012'ye baktığımızda 38 milyar dolar gibi bir
yabancı portföy yatırımı gelmiş. Hı hı. İşte bunun çok önemli bir kısmını bonoya, bir kısmı da hisse senedi piyasasına gelmiş. 2013 yılı içerisinde yine Fed'in kararıyla birlikte bu rakamın 17 milyar dolara düştüğünü görüyoruz. Yani aslında 2013'te Türkiye'den yurt dışına bir sermaye çıkışı yok. Tam tersine sermaye girişimi var. Ama sebep ne? Yani bu dolar kurundaki yükselişin altında yatan neden ne? Yabancılar biraz daha az gelmişler. Yani sadece döviz girişinin azalması bile bizde döviz kurunda önemli bir hareketliğe yol açıyor. İşte Türkiye'nin kırılgan beşli içerisinde yer almasının sebeplerinden bir tanesi zaten bu. Türkiye maalesef yabancı sermayeye bağımlı. Dış açık, cari açık sebebiyle. Dolayısıyla hani daha henüz çıkışı olmaksızın bile döviz kurunda bir hareket görüyoruz. Bu risk algısı daha da artar. Yabancı yatırımcı Türkiye'den çıkış aşamasına gelirse burada biraz daha hareket görebiliriz. Burada bu anlamda bir risk görüyoruz açıkçası. Merkez Bankası tarafına geçecek olursak öncelikle kurda sizin ALB olarak yıl sonu beklentiniz nedir? Onu merak ediyoruz. Bir de ikincisi olarak enflasyonun kur üzerinde yaratacağı baskı ve bundan sonraki büyüme kompozisyonu için Türkiye'nin daha yeni bir dengeye geçiyoruz gibi gözüküyor. Tamam. Bu dengede nasıl pozisyon almak lazım en karlı tarafta? Şimdi yani büyüme tarafına bakalım özellikle isterseniz. Beklentilerin bozulması yani negatif beklentilerin olmasıyla birlikte iş talepte bir daralma göreceğiz. Bunu birlikte yaşayacağız. Dünya ticaret hacmine ya da bizim ticaret partnerlerimize baktığımızda en büyük Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nde çok ciddi bir hareketlenme yok. Dolayısıyla ihracatta da çok önemli bir artış maalesef göremeyeceğiz. Belki işte Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine biraz daha oradaki siyasi gerilimin düşmesiyle birlikte artış yaşanabilir ama tüm bunları toplayıp baktığımızda bu sene gerçekleşen %4 gibi bir büyümeden sonra önümüzdeki yıl bu rakamları yakalamamız zor görünüyor. %2 ile 3 arasında belki bir yerlerde kalacak büyüme. Tabii bir taraftan da işte seçim dönemi olması belki hane halkının bu beklentisindeki bozulma, iş talepteki düşüşle birlikte işte kamu harcamalarında bir artış görebiliriz. Kamu harcamalarıyla belki bunu destekleme yoluna gidebiliriz. Ama sonuçta büyümede bir düşüş öngörüyoruz. Enflasyon tarafında da iki denge var tabii. Hem döviz kurunun getirdiği işte kur enflasyon sarmalı. Bir yandan da iş talepteki küçülmenin getireceği enflasyona pozitif etki. Tabii bu iki denge arasında da yine enflasyonda da önümüzdeki yıl tahmin ediyorum işte 8-8,5 belki bir parça daha yukarı olabilir. Özellikle Mayıs ayına doğru belki çift haneli enflasyon rakamlarını görebiliriz. Bunlar yaşanabilir. Tabii enflasyondaki artışla birlikte de faiz oranlarında bir artış beklemek mantıklı görünüyor. Mantıklı senaryo gibi görünüyor. Faiz oranları yukarı gidiyorsa eğer yani gelecekse beklenti bu yöndeyse borsanın da çok hani potansiyel olarak 2014 yılı içerisinde büyük potansiyel taşıdığını söylemek doğru olmayacaktır. Hı hı. Bizim genel olarak bakışımız bu yönde ama tabii dengeler çok hızlı değişiyor. Özellikle Türkiye içerisinde dengeler hızlı değişiyor. Dolayısıyla yani bu senaryoları sürekli belki günlük haber akışıyla birlikte revize etmemiz de gerekiyor. Biz sabah konuştuğumuz öğleden sonra konuşamadığımız bir dönem yaşıyoruz. Yani gerçekten çok hızlı bir şekilde yön değişiyor. Şimdi kurun üzerine baskı yapan ya da bu volatiliteyi şekillendiren çeşitli konular var. Siz de değindiniz. İşte bir numarası siyasi belirsizse bunun dolar endeksinin de şüphesiz etkisi var. Her ne kadar zaman zaman farklı ayrışsak da oradaki trend de bizim kur tarafındaki performansımızı değil mi belirliyor. Merve, dolar endeksiyle doğrudan dolar TL'nin ilişkisi ne yönde nasıl Bloomberg FT araştırma analizi yaptı onu bir anda. Şöyle bakıyoruz. Biz şimdi euro dolar dengelenmesinde her geçen gün dinamikler zaten değişiyor. Sizin de söylediğiniz gibi euro dolar dengelenmesini biz dolar endeksinden ne kadar takip etmek doğru ya da değil diye baktığımızda bu 81 bin seviyesinin çok önemli bir eşik olduğunu zaten son dönemde ortaya çıktı ve bunu da izliyoruz, görüyoruz. Bu euroda herhangi bir euronun daha fazla değerlenmesine mal verecek olaylara karşı Avrupa Merkez Bankası'nın orada ipleri biraz daha sıkı tutup artık bu kadar euronun değerlenmesi yeter.
eder deyip aşağı çekici dinamiği de hani önümüzdeki dönemde geleceğini biliyoruz. Bu neye eşit? Yine dolar endeksinin değerlenmesine. Zaten o neye eşit? Fed zaten bunu istiyor ve dolar endeksinin değerleneceği bir zaman dilimine doğru biz gidiyoruz. Bu da dolar kur üzerinde bizim iç taraftaki dinamiklerimizin üzerinde en büyük belirleyici olmaya devam ediyor. Söylediğiniz gibi tabii iç dinamiği var bunun. Birazdan konuşacağımız enerji tarafı var ama kur üzerinde belki de en fazla izlenilen endekslerden biri. Hep izleniyordu ama yine son dönemde birkaç tane daha vardı izlediğimiz. Onları da biraz daha göz ardı etmemizi sağladı dolar endeksi. Siz kısa vadede, orta vadede, uzun vadede endeksin nasıl yer alacağını düşünüyorsunuz bütün diğer para birimlerine karşı? Şimdi tabii dolar endeksi Amerikan dolarının diğer para birimlerine karşı gücünü gösteren bir endeks. Orada dediğiniz gibi 81 bin gibi bir direnç seviyesi var. Onun üzerine atamadı henüz. Şu aşamada biraz gevşeme sanıyorum söz konusu. Ama özellikle Fed'in kararından sonra baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimleri, işte Euro, GBP, Japonya gibi gelişmiş ülke para birimlerinin dolara karşı çok da zayıf olmadığını görüyoruz. Yani bu para birimleri kuvvetli. Dolara karşı zayıflığı olanlar hangi paralar diye baktığımızda işte gelişmekte olan ülkeler. Evet. İşte Brezilya, Endonezya, Türkiye, Güney Afrika vesaire. Bu anlamda aslında dolar endeksinin tek başına bütün para birimlerini domine etmesi söz konusu olmadı. Ama dediğiniz gibi Euro önümüzdeki dönemde 2014 yılı içerisinde Euro'nun çözmesi gereken bir takım problemler var. Nedir bunlar işte? Özellikle sermaye, bankaların sermaye ihtiyaçları, sermaye rasyoları. Stres testleri yapılacak. Bankaların sermaye açıkları varsa bunlar tamamlatılacak. Avrupa Merkez Bankası'nın bankalara vermiş olduğu kredilerin bir kısmı geri çağrılacak. Ve tabii Avrupa ülkelerinin özellikle kamu borçları, bütçe açıkları. Bunlar çözülmesi gereken problemler. Yani önümüzdeki dönemde biraz daha zayıf, bu gelişmelerle birlikte biraz daha zayıf bir euro görebiliriz. Dolar endeksinin de bu kapsamda aslında biraz daha yukarı gidebileceğini tahmin edebiliriz. Dolar endeksinin belirleyen en önemli kur tabii ki euro. Yani eurodaki eğer gevşeme devam ederse dolar endeksinin çok hızlı bir şekilde 81 binleri geçtiğinde görürüz. Peki o zaman dolar endeksindeki performansla ilgili bir de Ahmet Uluğan'a dönüp soralım. NorCM'den bizi bekliyor. Ahmet Bey selamlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Biz kurları konuşuyorduk ama kurlardan önce size altın tarafını sormak istiyorum. Çünkü orada enteresan gelişmeler var. Son bir ayın zirvesini görmüştü. Şimdi oradan geri döndüğünü görüyoruz altın dolar ons fiyatına baktığımız zaman. Sizin oradaki değerlendirmeniz nasıl? Altının seyri bundan sonra ne olur? Evet, geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam verisinin beklenenin çok çok altında gelmesinden sonra altında talebin bir miktar daha arttığını gördük. Altının fiyatları yukarı yönde desteklense de ataklar 1250-1260 ons bandına kadar hafta başı itibariyle devam edebildi. Bu noktada ataklar da kısmen de olsa kısıtlı kalmış oldu. Tabi burada fiziki talebin tam olarak oluşmamış olması, özellikle Avrupa ve ABD piyasanın açılmasıyla beraber tekrar bir satış baskısı kısa vadede oluştuğunu görüyoruz altın üzerinde. Yukarı yönlü ataklar yakın desteklerden haftalık periyota baktığımız zaman tabii bu atakların kısa kısa devam ettiğini görebiliriz. Ancak yeterli ya da potansiyelin çok aşırı artmaması daha üst kademelerin çalışmasını engellemekte. Bu doğrultuda da 1250 seviyelerindeki oluşan bu satış baskısının tekrar 1230'lara doğru haftalık periyotta fiyatı çekebileceğini düşünüyoruz. Tabii hafta içerisinde yine FED kaynaklı gelişmeler, FED başkanının açıklamaları, bunun yanında ABD verileri altının fiyat seyrinde etkili olacaktır. Fakat yatay band bozulacak kanaatinde değil. Peki baktığımız zaman dolar endeksinde yukarı yönlü hareketin pek çok para birimi karşısındaki performansı etkilediğini görüyoruz. İlk etapta gelişmekte olan ülkeleri etkilemişti onların kurlarını. Şimdi de gelişen ülke kurları tarafındaki performansını yakından takip ediyoruz. Elbette ki en çok da euro doları orada bir gevşeme gördük. Acaba bu gevşeme ne kadar sürekli olur sizce? Yani az önceki işte bahsettiğimiz gibi İslam verisinden sonra piyasalar genelinde dolar yönünde, doların aleyhinde pardon, kısıtlı tepkiler geldiğini görüyoruz. Bu para piyasalarında da aynı şekilde oldu. Özellikle euro dolar paritesinde ilk etapta 1.37 seviyelerine kadar hızlı bir tırmanış gerçekleştirdi. Hafta başındaki ataklar yine orada kısıtlı kalmakta ve o seviyenin aşılamadığını görüyoruz. Burada ben tekrar dolar lehinde piyasanın baskılanabileceğini düşünüyorum.
Belki yukarıda gelişmelerin etkisiyle 1.37 seviyesi yukarı yönde birkaç kez daha hafta içerisinde test edilebilir. Ancak dolar lehine oluşan genel görünümdeki baskının etkisiyle tekrar 1.36-60, 1.35-50 yani 1-2 hafta önceden bu yana izlemiş olduğumuz yatay bant içerisinde piyasa tekrar dengelenecektir. Sonraki süreçte de ay sonunda gerçekleşecek olan FED toplantısına yönelik özellikle büyüme rakamlarında, enflasyon rakamlarındaki gelişmeler, çünkü istihdamda beklentinin çok altında kaldı beklentiler. Bu noktada FED'in alacağı, önümüzdeki döneme dair, sürece dair FED'in alacağı kararlar noktasında bu gelişmeler belirleyici olacaktır. Piyasada bunları fiyatlamaya devam edecektir. Genel kanaatim yine az önceki belirttiğim gibi 1.35-50, 1.36-60, 1.37 gibi bantta oluşan yatay seyirin bir süre daha euro dolar paritesine devam etmesi. Peki Ahmet Oğan, çok teşekkürler. İyi haftalar diyoruz. Evet, euro dolar belli bir bant içerisinde belli ki gidip gelmeye devam edecek. Stüdyoda Metin Aytekin'le birlikteyiz ama kısacık bir mola vereceğiz. Sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Ekran başından ayrılmayın. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri detaylı analizlerle iş dünyasında. Hande Berktan'ın sunumuyla ekrana gelen programda sektör temsilcileri ve iş dünyasının önde gelen isimleri kendi alanlarıyla ilgili analizleri anlatıyor, sektörde yaşanan yenilikleri izleyicilerle paylaşıyor. Türkiye ekonomisine değer katan fikir ve projelerin detaylarıyla incelendiği iş dünyası Salı ve Cuma günleri Bloomberg TV'de. De faizi devam eden marifetli bir hesap mı lazım? Marifetli hesap %10,5 danışma faiziyle TEP'te. Hadi olsunuz. Ayrıntılı bilgi TEP şubelerinde. Çocuklar müjde! Habertürk'ten robot yarış arabası geliyor. İstersen araba, istersen robot. Al, uzaktan kumandasıyla yönet. İstersen de anlattığı hikayeyi dinle. Bu muhteşem hikaye anlatan robot araba Habertürk'le birlikte sadece 59 kupona. İlk kupon yarın. Ekranların marka programı Pelin Çift'le Öteki Gündem dünyanın gizemli tarihinin izini sürmeye devam ediyor. Dinler tarihi, bilimsel keşifler, evrenin sırları, kadim uygarlıklar ve tarihin bilinmeyenleri. Pelin Çift'le Öteki Gündem Pazar Habertürk'te. Akıllı Para devam ediyor. ALB Menkul Değerler Genel Müdürü Metin Aytekin'le birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi Merve Hande Akmehmet de bana eşlik ediyor. Siz moladayken, reklamları izlerken biz de burada Goldman'dan gelen yeni raporu konuşuyorduk. Önemli bir değerlendirme olarak atfedilebilir mi bilmiyorum. Merve, istersen aktar. Hani çok şaşırtıcı olmayan fakat yine de önemli olan notlar var. Tamam, aktaralım. Goldman ABD hisse senetlerinde balon sorununa dair herhangi bir işaret olmadığını söylemiş. Çok da şaşırmadığımızı söylesek yeridir zaten. Balon yok demiş. Balon yok demiş. Yukarı yönlü gider demiş. Hareketlere devam görebiliyoruz diyor. HSBC'nin bu en son zaman dönemde hisse senetlerine ağırlığını azalt tavsiyesinden sonra gelen bir açıklama olduğunu hatırlatalım. Ve burada önemli olan nokta şu, hakikaten biraz önce de konuştuk, tarım dışı istihdam, işte diğer veriler, konut piyasası gerçekten toparlanıyor mu ibresi burada çok önemli ve konut piyasası eğer toparlanıyorsa bu her şeyi birlikte getirecek bir şey. Yalına göre toparlanıyor. Yalına göre toparlanıyor. Tabii biraz önce arada konuştuk, işte Yalın'ın söylediği köşeyi döndü lafı hakikaten beni çok şaşırtan laflardan bir tanesiydi. Hatta içinden bir tüm çıktı kadının diye de söyledi, ben de izleyicilerimize söyleyeyim seni. Beklenmedik
beklenmedik bir açıklamaydı. Buradan yaklaşacak olursak siz tabii herhalde şaşırmadınız hisse senedi piyasasında böyle bir ağırlığını azalt gibi bir şey geldi. Ama bu balon tartışması enteresan. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Amerikan hisse senetlerindeki bu yukarı yönlü hareketin devamını görecek miyiz? Yoksa bu bir yerde bir kırılma olacak mı? Valla şu anki görüntü itibariyle biraz daha yukarı devam edecek gibi duruyor. Yani geçen sene 2013'te %30'a yakın değer kazandı Amerikan borsaları. Yine arada sohbette de söyledim. Fiyat kazanç oranı 20 seviyelerinde şu anda Amerika'da hisse senetlerin. Tabii bunun biraz daha yukarı çıkması mümkün. Yani nereden baktığınıza bağlı. Evet, yani tarihi zirvelerin 26 olduğunu söylemişsiniz. Evet. Oraya doğru hala oraya yolu doğru, var. Yol alabilir, yol alabilir. Nereden baktığınıza bağlı. Yani buralar çok pahalı da diyebilirsiniz ama şu anda trend yukarı görünüyor ve bu trendi değiştirecek herhangi bir ufukta da bir ihtimal görmüyoruz açıkçası. Hı hı. Peki biraz da enerji piyasası tarafına bakalım mı? Neden bakalım? Çünkü son dönemde yeniden gündem. Biz geçtiğimiz dönemde epeyce bir sıcak gündemin içerisinde yer verdik ama sonrasında hem Fed'den gelen haberler hem içeride yaşadığımız belirsizliklerle birlikte pek değinememiştik. Şimdi hem İran tarafı değil mi? 20 Ocak'ta yanılmıyorsam tekrar devreye girecek oradaki nükleer anlaşması çok önemli. Diğer yandan Irak tarafında da önemli gelişmeler var. Merve istersen bir özetleyelim. Sonra Metin Bey'e fikrini soralım. Acaba nasıl etkileyecek piyasaları oradaki bu ekopolitik dinamikler? Çok önemli. Uzun vadede oldukça büyük etkilerinin olacağını biliyoruz. İran tarafında bakınca işte bloke edilen petrol gelirleri hesaplarının açılacağını biliyoruz. 4.2 milyar dolar. Oldukça büyük bir rakam. İran ekonomisinin tekrar ayağa kalkmasını ve artık paralanmasını sağlayabilecek bir rakam. Tıkanıklık vardı zaten orada ve batan bir İran, kötü ekonomik durumu olan bir İran zaten Türkiye'ye hiçbir şekilde yaramayacağı için Türkiye cephesinden olumlu değerlendirilebilecek bir açıklama. Takvim olduğunu biliyoruz. Şimdi 2 Şubat itibariyle hatta 1 Şubat aslında ama cumartesiye denk geldiği için paranın serbest kalacağı gün 3 Şubat olacak. 3 Şubat günü 550 milyon dolarını bunun serbest kalacağını biliyoruz. Daha sonra Mart'ta 1 milyar dolar, Nisan'da 1 milyar dolar daha. Bu şekilde giden Haziran'a kadar gelen bir program var. Yavaş yavaş hani sen bir adım at bana, ben de bir adım atayım sana şeklinde İran'ın samimiyetini ortaya koydu ve bu şekilde bütün Batı dünyasıyla bir uzlaşma içine girdiği bir dönemdeyiz. Piyasa tarafına hemen dönüyorum oradan uzun vadeli strateji bir tarafa. Siz yatırımcılarınıza yani bu enerji konusunda soruyla gelenlere ne tarz yönlendirmelerde bulunuyorsunuz ve bu Türkiye oyununu ne kadar kısa vadeli piyasada yine piyasa dinamiği çerçevesinde etkiliyor? İran konusu önemli tabii. İran bildiğim kadarıyla dünyanın en büyük dördüncü petrol rezervine sahip. Doğal gazı da birinci sırada diyebiliyorum. Dolayısıyla petrol fiyatlarında özellikle enerji fiyatlarında yapılacak bu anlaşma, bu anlaşmanın devam ettirilmesi, bu siyasi atmosferin yumuşaması özellikle Orta Doğu'da. Bunlar tabii enerji fiyatlarını, petrol fiyatlarını aşağı çekebilecek nitelikte gelişmeler. Ama buna kısa vadeli değil, uzun vadeli bakmakta fayda var. Yani anlaşma açıklanır açıklanmaz fiyatlarda hemen bir düşüş gördük ama o çok da kalıcı olmadı. Zaman içerisinde bunun etkilerini daha fazla görebiliriz. Esas itibariyle Türkiye'ye iki yönden katkı sağlayabilecek bir gelişme bu. Birincisi enerji fiyatlarında uzun vadeli aşağı gelirse eğer, Türkiye biliyorsunuz dışarıda enerjiye bağımlı. Hı hı. Dolayısıyla enerji fiyatlarındaki düşüş Türkiye'de cari açığın azalmasına katkıda bulunacak bir gelişme olur. En büyük kalemlerimizden bir tanesi. İkinci pozitif etkisi ise Türkiye'nin İran'la ihracatının, ticaretinin gelişmesi yönünde olur ki İran'la çok ciddi ticaret hacimleri vardı geçmişte. Ama günümüzde çok son derece sınırlı düzeyde maalesef. Bunun geliştiğini düşünürsek de Türkiye'ye ticaret anlamda ciddi katkıda bulunacaktır. Özellikle kıymetli maden, mücevher sektörü İran'da çok ciddi ticaret hacimlerine ulaşabilir. Bu iki gelişmede, iki taraftan da Türkiye'ye katkı sağlayabilecek bir durum söz konusu olur. Emtia tarafına olan etkisi enteresan. Yani petrol tarafındaki gelişmeleri görüyoruz. Oradaki fiyat düşüşü hep Türkiye'nin iyi hikayesine katkı sağlar diye yazmıştık. Ama bunların dışında tabii başka emtiaları da hani bu bütün bu ilişkiler ağı içerisinde etkiliyor olacak. Mesela az önce konuştuk, altın tarafına baktık. Hani İran'la olan bu süreç ticareti içerisinde o da var. Ve özellikle fiziki talep işte biz yeni dönemde konuşuyoruz. Bilemiyorum oradaki performans nasıl etkiler? Yani MTI'ye bu dönemde etkisi ne olur sizce?
Altın biraz daha farklı bir noktada tabii. Altın fiziki talep söz konusu altında. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, Çin, Hindistan gibi ülkelerde fiziki talep devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Tabii merkez bankalarının tavrı da çok önemli altının geleceği konusunda. Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının biraz daha altın alma eğiliminde olduğunu, buradaki fiziki talebin daha fazla olduğunu görüyoruz. Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının rezervlerinin içerisinde altın önemli bir yer tutuyor. İşte geçenlerde açıklandı, İsviçre Merkez Bankası altındaki düşüş sebebiyle 18 milyar dolar gibi bir zarar yazmış ve bu da ciddi sıkıntı yaratmış. Tabii merkez bankalarının bu yönde altın konusundaki kararları da altının fiyatı için çok belirleyici. Eğer merkez bankaları altın rezervlerini azaltma yoluna giderlerse altında maalesef bir negatif trend daha görebiliriz. Fiziki taraf ile birlikte altının geleceği tabii biraz daha teknik bakmak lazım belki bu konuya. İşte 1255 kuvvetli direnç seviyesi, biraz üzerinde 1270 var. Bu seviyeleri geçmediği sürece altının yukarı gitme potansiyeli maalesef biraz daha az duruyor. Ama buraları geçersek evet altında bir yeni bir yukarı hareket başlıyor diyebiliriz. Özellikle emtia tarafı için söz konusu olduğunda. Ben enerji dinamiklerini konuşurken nasıl oldu da altına geçtim diye merak ediyorsunuz ama altın hakikaten herkesin çok merak ettiği evet, bir konu. Şimdi emtia deyince sizin değerlendirmenizi doğrudan almak istedim. Çünkü 2014 yani 2013'te bütün bu güvenli liman vasfından feragat edip işte %60 küsür kaybettirip şimdi ve bizim Türk insanı için de çok önemli bir yatırım aracıdır. 2014'te de aynısını öngörüyorlar. O yüzden değinmeden geçmeyelim. Ben de İran tarafından biraz devam etmek istedim. Burada politik risk diyoruz. İşte bütün her şeyi masaya yatırıyoruz. Gelişmekte olan ülkeler, kırılgan ülkelerin bizim gibi daha çok risk olacak diye. Tam tersine, tersine değil, yanında diyelim. Gelişmiş ülkelerin de politik riskleri hakikaten yan yana duracak bu diğer ülkelerle. Bir tanesi İran konusunda Amerikan Kongresi'nden mesela gelen bazı itirazlar var son dönemde. Evet işte İran'la böyle bir uzlaşmaya gidildi ama İran'ı daha fazla caydırıcı önlem olması açısından ek bazı önlemler yapalım. Bir yasa tasarısı geçirelim diye kongre kaynıyor son haftalarda. 54 tane en son baktığımda ben senatörün onayı vardı bu yasa tasarısında. Eğer 67'ye çıkarırlarsa Obama'nın veto etkisine hiçbir şekilde ihtiyaçları olmadan çok daha ek önlemler ve ek baskı İran'ın üzerine yapabilecek bir paketi, yasayı geçirebiliyorlar. O zaman hikaye tamamen değişiyor. Hikaye tamamen değişebiliyor. Yani bu olasılık da var. Evet çok güzel samimi bir İran işte batıyla el ele gidiyor. Böyle bir şey zaten kesinlikle yok yani. Her türlü burada bahsettiğimiz bütün dinamikler biz sizi bir daha ağırladığımızda tamamen tersine dönmüş. Kimse samimiyetle de gitmemiş. Her şey tepe taklak olmuş da olabilir yani. Bu da fiyatları yani fiyatlanabilecek ve bazı uç risk senaryolarını fiyatlar. Yani yatırımcıların konuştuğu, çizdiği, yazdığı şeyler. Siz bu risklere dikkate alıyor musunuz mesela fiyatlamaları yaparken? Şimdi Orta Doğu dengesi zaten çok hassas bir denge. Evet. Yani Orta Doğu'da bir anda her şeyin güllük gülistanlık olacağı, her şeyin pozitif olacağını beklemek yanlışlık olur. Orada çok daha su götürür. Yani bu tür anlaşmalar yapılabilir, anlaşmazlıklar çıkabilir. Yani bu süreci uzun bir süreç olarak görmekte fayda var. Ama Orta Doğu'da dengeler her zaman belirleyici olmuştur. Özellikle enerji fiyatları üzerine. Ve Orta Doğu'nun çok kısa süre içerisinde de böyle bir pozitif atmosfer içerisinde her şeyin çok iyi ve güzel olacağı bir atmosfer içerisinde olacağını, evrileceğini düşünmek çok doğru değil. Bu zaman içerisinde değişecektir dediğiniz çok doğru. Bunlara dikkat etmek gerekir. Yani bir anda işte İran'da anlaşma olduğu petrol fiyatlarında çok hızlı aşağı gelişler bekliyoruz demek doğru değil. Şimdi şu iki konu başlığını konuşunca aklıma bir şey daha geldi ki onu da bence mutlaka konuşmalıyız. Bir tanesi emtia dedik. İkincisi de uç riskler dedik. Şimdi 2014'ün büyük risklerinden bir tanesini aslında biz bugün çok konuşmasak da Çin olabileceği konuşuluyor. Yarın zannediyorum değil mi? Büyüme. Gerisi gelecek. Gerçekten Çin tarafındaki büyümedeki herhangi bir yavaşlama bütün bu global oyunu etkileyecek ölçekte siz mevcut fiyatlamalar içerisinde oradan gelecek haberleri ve bundan sonraki dönemi koyuyor musunuz örneğin ve nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce de büyük bir risk taşıyor mu Çin ekonomisi? Çin konuşuldu, çok konuşuldu. Yani Çin'deki büyümenin yavaşlayacağı, Çin'deki bir takım riskler hep gündemde zaten. Yani çok da azalmış değil aslında. Ama belki o tehlikeli eşiği birazcık aştığını söylemek mümkün. Çin'de çok sert bir fren riski var idi evet. Şimdi biraz daha olumlu tarafta yer alabiliriz.
Çin çok belirleyici. Özellikle emtia fiyatları konusunda, dünya ticaretinin artması konusunda, dünyadaki büyüme oranı konusunda hakikaten belirleyici ekonomilerden bir tanesi. Tabii iki bacağı var. Birisi Amerikan ekonomisi, ki Amerikan ekonomisinin büyümekte olduğunu, pozitif gittiğini görüyoruz. Çin tarafında da yani çok negatif olmasa da, o eski çok hızlı büyüme dönemleri olmasa da yine de çok kötü gitmeyen bir ekonomi var. Yani bunları dikkate almamız lazım. İşte Euro bölgesi, Japonya, Japonya'nın uyguladığı ekonomik programın yani çok istenilen gibi olmasa da kötü gitmediğini söylemek mümkün. Tüm bunların hepsi dünya ekonomisi, dünya ticareti, işte bütün o finansal fiyatları, emtia dahil olmak üzere, hisse senedi dahil olmak üzere belirleyen en temel etkenler. Bunların hepsini takip etmemiz gerekiyor maalesef. Hı hı. Doğru, kesinlikle öyle. Zaten bu kırılgan, beşlinin kırılgan lafı da Çin yüzünden geldi biliyorsunuz başına. Çünkü Çin'deki herhangi bir, yani şu anda işte 7.8'lerde, beklentisi de 7.60'lardaymış Çin büyümesinin. Her ne kadar devlet orada 7.5'lara tamam dese de bir 8 ve onun üzeri büyüme dinamiğiyle Çin'in küresel piyasaya yaptığı etki bambaşka. İşte ne bileyim 7.5, hatta belki 7'ye doğru yakınsanan bir Çin büyümesinin biz dahil bütün bu kırılganlara yapacağı etki çok başka. Çin'in elindeki rezervlerden tutun, en ufak bir kredi sıkışıklığı bile piyasasındaki küresel kredi sıkışıklığı da yaratıyor. Çok çok önemli. Yarın da cari denge de var bu arada. Türkiye'de cari açık. Beklentiniz nedir sizin cari açıkta? Onu da sormadan geçmeyelim. Ve ondan sonra da tekrar Cuma günü dönecek olursak, sizi yakalamışken Merkez Bankası'nın anketi var. Orada da enflasyona yönelik bir bozulma biraz daha çok öne çıkar mı? Sonra da Merkez Bankası'nın elini zorlayacak bir şekle gelir mi? Onu da soralım. Cari açıktan başlarsak eğer. Cari açık konusunda biz 2014'te biraz daha pozitif bir seyir izleyebiliriz. Özellikle döviz kurlarındaki artış, içeride iş piyasada tüketim talebinin biraz daha aşağı çekiliyor olması. Dolayısıyla ithalatı azaltıcı bir etki yaratacaktır. İhracat tarafında çok hızlı bir artış beklemiyoruz ama yani bu seneden biraz daha iyi bir ihracat performansı görebiliriz. Fakat ithalat tarafında biraz daha daralma olacaktır mutlaka. Dolayısıyla cari açıkta bir iyileşme beklemek yanlış olmaz Türkiye için. Tabii bu döviz kurunun yükselmesinin belki de en pozitif tarafı, pozitif Türkiye'de tarafı Türkiye'de cari açığın aşağı çekiliyor olması. Kesinlikle. Diğer yandan ikinci sorunuz enflasyon tahmini. Enflasyon tahminleri. Şimdi tabii enflasyon konusunda maalesef biz enflasyon oranlarını Türkiye olarak aşağı çekmeyi başaramadık. Yani uzun yıllardır aslında enflasyonla mücadele ediyoruz. Belki Merkez Bankası'nın en önemli hedeflerinden bir tanesi, belki tek hedefi enflasyonla mücadeleyken biz hep bir hedef koyduk kendimize, işte %4, %5 seviyelerini koyduk ama bu seviyeleri bir türlü gelemedik. Bana göre enflasyon Türkiye için çok ciddi bir risktir. Yani özellikle fiyat istikrarı, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelip tercih etmesi, risk alması, Türkiye içerisinde büyümenin istikrarlı ve yüksek gerçekleşmesi için enflasyon oranından aşağı çekilmesi gerekir. Maalesef bunu gerçekleştiremiyoruz. İşte bir takım nedenlerimiz var. Biraz belki politikalarımızı daha gerçekçi koymakta zorlanıyoruz. Bu önümüzdeki sene içerisinde de tahmin ediyorum enflasyon bu senenin üzerine çıkacak. Bunun birkaç tane sebebi var. Birincisi tabii ki en temel sebebi döviz kurlarındaki yükselmedir. İkincisi işte vergi oranlarındaki artış mutlaka fiyat seviyesine yansıyacak. Bir diğer konuda belki işte yerel seçimler öncesi yapılamayan işte ulaştırma, elektrik, doğalgaz gibi takım zamların insana içerisinde yapılıyor olması. Tüm bunların hepsi enflasyon bekleyişlerinde bana göre negatif bir etki yaratıyor. Merkez Bankası anketinde sanıyorum bu yönde çıkacaktır diye bekliyoruz. Peki, çok teşekkürler Metin Bey katıldığınız için. Aile ve Menkul Değerler Genel Müdür Metin Aytekin ile birlikteydik. Konuştuklarımızdan bir tanesi Merve Atlanoğlu arasında verdi. Goldman Sachs'in değerlendirmeleriydi. Goldman Sachs baş stratejisi Peter Oppenheimer önemli açıklamalarda bulunmuş. Biz de bugün programda konuştuk. Acaba global piyasalardaki, global hisse senetleri piyasalarındaki rally sürdürülebilir diye mi diye. İşte bununla ilgili değerlendirmeleri var. Hadi onları dinleyelim, ondan sonra bitirelim ilk bölümü.